sahip çıktığını çok iyi bilirim ben. Bu beş yolda az zamanım geçmedi benim sevgili Vanlılar. Aslen de Erzurumluyum bu arada, oradan da hemşehriyiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizlere güzel kentimiz Ağrı'nın selamını getirdik. Üzerimizde kalmasın. Başım üstüne, sağ olasınız. Şimdi biraz geciktik, öncelikle sizden çok çok özür dilemek istiyorum. Maraş Caddesi'nde neredeyse burada bulunan kalabalığın tümü emniyet kavşağından girip Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği köşeye kadar otobüsün etrafında bizle beraber yürüdü. O yüzden biraz geciktik. Lütfen bizi bağışlayın, olur mu? Şimdi sizleri çok ama çok bekletmeden izin verirseniz 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla Ankara'ya, parlamentoya göndereceğimiz milletvekillerimizi çağıracağım. Daha sonra öncelikle Millet İttifakı İl Başkanlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hakan İlvan. İYİ Parti İl Başkanı Selim Özgökçe. Deva Partisi İl Başkanı Erdinç Peker. Saadet Partisi İl Başkanımız Özay İlhan. Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Yaprak. Gelecek Partisi İl Başkanımız Abdülhekim Karabıyık. Yine aramızda bizlerle birlikte olan millet buluşmamızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak. Bir misafirimiz daha var. Ankara'dan Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka. Yine bu coğrafyanın öz evladı, Genel Başkanımızın baş danışmanlarından Doktor Rüstem Zeydan. Ve şimdi milletvekili adaylarımızı çağırıyorum buraya. Van milletvekili adayımız Seracettin Bedirhanoğlu. Ercan Çiçek. Aziz Örek. Muhlis Orhan. Meral Ayhan. Nurten Taş. Süleyman Kuşman. Ve Mehmet Kaval. Millet İttifakı İl Başkanlarımızın ve çok teşekkür ediyoruz milletvekili adaylarımıza, Millet İttifakı İl Başkanlarımıza. Şimdi onları aşağı alacağız. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Haydi haydi haydi, kazanalım haydi.
Sevgili il başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Canım hemşehrilerim, 14 Mayıs'ta savurganlığa son verecek misiniz? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? 14 Mayıs'ta hep birlikte bu harami düzenini değiştirecek miyiz? Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Haydi umuda var mısınız? Haydi değişime var mısınız? Haydi özgürlüğe var mısınız? Haydi eşitliğe var mısınız? Haydi demokrasiye var mısınız? Haydi adalete var mısınız? Haydi liyakate var mısınız? Haydi Van huzura var mısınız? Canım hemşehrilerim, 14 Mayıs'ta çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Van 14 Mayıs'ta hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Alsın mı? Şimdi bugün aynı zamanda bir de onur konuğumuz var. Sevgili Vanlılar, iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazandı. ...13.500 fark vardı. Hayır efendim, olmaz dediler. Bu futbolda bir terim var biliyorsunuz. Çok da kabul görmeyen var diye bir şey var. Yüksek Sadakat Kurulu dedi ki, VAR'a gideceğiz dedi. O iki kez Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Ben söyleyeyim, siz daha sakin durun. Bekliyoruz. Çıkarın! Hayat
Allah kabul etsin. Şimdi ben buraya konuşmasını yapmak üzere biraz önce de söylediğim gibi iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazanmış Avrupa'nın en kalabalık kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sevgili eşleri Dilek İmamoğlu'yla selamlıyor sizleri. Çok güzelsin var. Bu güzel şehir beni hiç şaşırtmıyor. Hiç şaşırtmıyor. Ben Van'ı İstanbul'da tanıdım. Vanlı dostlarımla tanıdım. O güzel insanlarla sevdim. Uzaktan size hayranlığım vardı. Şimdi içinize geldim. Ne mutlu bana sevgili dostlarım. Ne mutlu bana Vanlılar. Van bu memleketin doğudaki yıldızı. Bu güneş, bu güzel güneş Van'dan ülkemize bir başka doğar. Ama Van'ın bütün talihsizliklerini bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Milletin ittifakında, sizin ittifakınızda tek tek yeneceğiz. Tek tek yeneceğiz. Van'ın sokaklarını gezerken 8-10 yaşındaki çocuklardan liseye giden gençlere, 20'li yaşlardaki delikanlılara, genç kızlara varıncaya kadar geçen geldiğimde sokakta beni çevirip yürekten, içten, kalpten elimi tutup bir şey istemiyoruz Ekrem abi. Biz adalet istiyoruz demelerini hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, güzel insanlar, benim kadim güzel şehrim, tarihin en güzel şehirlerinden biri, dünyanın en güzel denizlerinden birisi burada, en güzel doğalarından biri burada, ama Van hak ettiği yerde değil, Van hakkını alacak. Van hakkını alacak. Millet ittifakında Van hakkını alacak. Size söz veriyorum. Sevgili hemşerilerim, güzel Vanlılar, konuşmamın elbette ki içeriğine geçeceğim ama ben şimdi heyecan duydum. Sizinle bir karşılıklı bir sözleşmemiz lazım. Bir talebim var. Bu talebimi kabul ederseniz elbette mutlu olacağım. Sevgili Vanlılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, bu kardeşinizi Ekrem İmamoğlu'nu hemşeriniz olarak kabul eder misiniz? Burada doğmuş bir evladınız gibi, bu vatanın her köşesine olacağı gibi bu cennet parçası Van'a çok özenli çalışacağım.
size söz veriyorum. Ben kendimi bugün itibariyle hemşeriniz kabul ettim. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Devlet ve millet. Devlet nedir? Millet nedir? Millet devleti oluşturan unsurdur. Devletle millet arasında hiçbir bariyer olmaz. Biz devletle millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracağız. Bütün bariyerleri kaldıracağız. Neyse, Van Spor'un stadını da Millet İttifakı olarak biz yapacağız, biz. Biz yapacağız, biz. Hiç merak etmeyin, biz yapacağız. Devlet ve millet, sevgili vatandaşlarımız, size söyleyeyim. Burada bulunan benim güzel insanlarım, güzel dostlarım, ablalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarım, küçüklerim, büyüklerim, bakın her birimiz eşitiz. Şu cennet vatanın en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, her birimiz bu memleketin her karış toprağına eşit hissedarlarıyız. Bu memleketin hiçbir noktasında hiçbirimiz arasında fark yok. Eşitiz. Bu eşitsizlik sadece bir yönetim sıkıntısıdır. Bunu aşacağız size söz. Bunu aşacağız. Ne demek? Ya ne demek böyle güzel bir vatan parçası? Van Doğu'nun yıldızı olmak zorunda. Van Doğu'nun yıldızı olmazsa Türkiye Cumhuriyeti kalkınmamış demektir. Kalkınmamış demektir. Biz Van'ı Doğu'nun yıldızı yapacağız. Sevgili Vanlılar, 81 ilde ekonomik gelişmişlik olarak Van 67. sırada. Van ne 67'si? Van ilk 10'a girmeli, ilk 10'a. İlk 15'e girmeli. İstanbullu Van'ı gelip gezmeye, görmeye can atmalı. Van Gölü, Van Denizi ayrı bir dünya. Akdamar Adası ayrı bir dünya. Van'ın kedisi ayrı bir dünya. Kahvaltısı, lezzeti ayrı bir dünya. Ama esas güzeli, insanı, bütün bu duygularım içtendir, kalptendir. Bu söylediklerim olması gerekenlerdir. Sevgili dostlar, bütün bunları gerçekleştirmek için yola çıktık. Millet İttifakı bu yolculuğun yolcusudur. Bu ittifakın en dev projesi, mega projesi, hak, hukuk, adalet projesidir. Bunu başaracağız. Çocuklarımızın eşit eğitim almasını sağlayacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayal kurmalarını güçlendireceğiz. Benim Van'da yaşayan evlatlarımız, bizim bu toprakların evlatları en güçlü hayalleri kuracaklar. Liyakatle çalıştıkları zaman, hak ettiklerinde bu devletin her kademesinde görev alacaklar. Bu memleketin en üst noktalarına çıkabilecekler. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize güçlü bir gelecek vaat eden bir ekibiz. Bu ekip
güçlü bir ekiptir. Size hizmet etmekten onur duyacaktır. Biz bu seçimde hayatını hak, hukuk mücadelesine ayırmış olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyoruz. Sevgili dostlarım, hiçbir haksızlığı kabul etmeyiz. Bu memlekette milletin dediği olacak. Milletin dediği olacak, milletin. Milletin dediğinin üstünde hiçbir duygu olmaz. Bu memleketin, cumhuriyetin temelinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir duygusu vardır. Ve bu cumhuriyettir. Cumhuriyetin esasları vardır. Devlet milletine gücünü değil, şefkatini, vicdanını, sevgisini, güler yüzünü, hoşgörüsünü gösterir. Biz devleti tekrar o güçlü ve güzel günlerine döndüreceğiz. Devlette yeni bir anlayış ortaya koyacağız. Hiçbir bürokrat bir siyasi partinin, hiçbir bürokrat bir siyasi partinin asla ve asla memuru değil. Milletin memuru olacak milletin. Devletin memuru olacak devletin. Bakın size söyleyeyim. Kapınızı çalabilirler. Ya da size arka planda efendim bunlar göreve gelirse yardımları kesecek diyebilirler. Sakın inanmayın. Sakın inanmayın. Bu kardeşiniz İstanbul'da tam 5 katına çıkarttı. Tam 5 kat. 5 katına çıkarttı. Ve biz vazifemizi yerine getirirken hiçbir vatandaşımızı rencide etmedik. Devlet milletine yardım ederken onu göstermez, onun şovunu yapmaz, milletini ezmez, onu el üstünde tutar, veren el, alan eli görmez böyle davranır. Bunu başaracağız. Haksızlık, hukuksuzluk olmayacak. Bakın, bu kardeşinizin de elinden seçimi almaya kalktılar. Ama millet bu siyaset anlayışına tam 806 bin oyluk demokrasi tokadı attı. Size söz, işte haksızlığa asla evet demeyerek kayyum düzenine son vereceğiz. Sevgili dostlarım, Van'ın bütün konularını biliyoruz. Van'ı turizmin başkentlerinden birisi haline getireceğiz. Bakın, yıllardır çözülmeyen çevre yolu bitirilemedi. Bu işi mutlaka çözeceğiz. Gelir gelmez 13. Cumhurbaşkanımızın özellikle kentlerin dayanıklılığına, depreme hazırlığına, kentsel dönüşümüne ve birçok altyapı ve üst yapı sorunlarına acilen eğilmemizi istedi. Hemen seçimden sonra size söz, ilk ziyaretlerimden birini tekrar benim şehrim Van'a yapacağım. Van Diyarbakır hızlı tren projesini çok önemsiyorum. Van'ı bu pozisyonu gereği güzelim cennet vatanın doğusundaki bir
yıldız yapmak adına, yıldız yapmak adına, güneşin doğduğu bu güzel şehri, hani benim hocamın tarifi gibi, doğan güneş değil, doğmayan güneş kaderinden, doğan güneş bana çevirerek o hızlı tren gibi birçok bağlantısını sağlayacağız. Van Gölü Ekspresi'ni mutlaka Van'a getireceğiz. Van Denizi'ni, Van Gölü'nü koruyan bir atlıkla turizmin göz bebeği haline getireceğiz. Van civarında bazı madencilik çalışmalarını takip ediyoruz. Van'ı tehdit eden bu çalışmaları mutlaka acilen denetime tabi tutup Van'ın bu güzelim, dünya güzeli doğasının tahrip olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Van, Kuzey Irak'a ve çok önemli pazarlara bağlayacak olan Van, Şırnak Karayolu'ndan ses yok. Bunu da biz çözeceğiz. Van'ın tramvaya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Özellikle Van'daki ulaşım sorunlarını hızla çözüp insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını hızla yerine getireceğiz. Değerli dostlarım, benim özenle seçtiğim şu cümlelerimi buradaki dostlarımın dikkatle dinlemesini istiyorum. Bağımsız yargının, hak, hukuk ve adaletin ışığı herkese eşitler. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz. Herkese eşittir. Başkası düşünülemez. Yargısız infaz hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargının verdiği karar, evrensel hukukun verdiği karar, iyi biliyoruz ki hiç kimsenin canını acıtmaz. Devletin dini adalettir. Milletçe bu canım memleketin eşit hissedarlıyız. Yok birbirimizden farkımız. Milletimizin tek bir ferdine haksızlık, ayrımcılık, vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk biz. Baş koyduk biz. Ve asla vazgeçmeyeceğiz. Ne bir vatandaşımıza zarar gelecek, ne de bir karış toprağımıza zeval gelecek. Bu duygu bize Cumhuriyet'in emanetidir. Bu duygu bize Atatürk'ün emanetidir. Bu ebediyen sürecek. Benim Vanlı evladım Türkiye'nin her karış toprağının eşit hissedarıdır. Güzel hayaller kuracak. Devletinin şefkatini, devletinin vicdanını ve adaletini sonsuz bir şekilde benim Vanlı evladım hissedecek. Vatan, millet, bayrak hep birlikte olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelişmiş demokrasisiyle 86 milyon insanın ortak geleceğidir. Ortak idealimiz müreffeh Türkiye'dir. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, kendim için ne istiyorsam sizler için de onu istiyorum. Sizler için ne istiyorsam kendim için de onu istiyorum. Bunun partisi olmaz. Bu bir siyasi parti seçimi değil. Bunun adı bir demokrasi seçimidir. Bunun adı özgürlük seçimidir. Bunun adı eşitlik seçimidir. Bunun adı birbirimizi hissetme seçimidir. Bunun adı kucaklaşma seçimidir. Kucaklaşmaya, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye hazır mıyız? Bu seçimi milletin kazanmasına hazır mıyız? Oylarımızı
13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanmaya hazır mıyız? Vallahi ben hazır. Biz de hazırız. O zaman Van, güzel Vanlı hemşehrilerim. Her şey. Size söz. Arkadaşlarım dedi ki bunu mutlaka söyle. Dünyada Van, ahirette iman. Size söz. Benim Vanlı hemşehrilerim, size söz. Bu seçimi millet için kazanacağız. Bu seçimi ülkemiz için kazanacağız. Bu seçimi 86 milyon insan için kazanacağız. Bu seçimi Van için, İstanbul için, 81 il için kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Hepinizi çok seviyorum. Haydi beraber sandığa! Haydi beraber sandığa! Haydi beraber sandığa! Kalın sağlıcakla! Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Vanlılar, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Sevgili Vanlılar, ülkemizi 14 Mayıs'ta fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? İnanın bu bahar en içten bir sevinçle güreceğiz hep birlikte. Son düzlükteyiz. Parola net. İlk turda. Zamanı geldi mi? Ben şimdi buraya 85 milyonun Cumhurbaşkanı. Ömrünü hak, hukuk, adalete adayan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum sevgili Vanlılar. Ruhunda asalet yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet ruhunda asalet, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet ruhunda asalet, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Ekrem Başkan'a hemşeri sözü verdiniz, bana da vereceksiniz çünkü ben ilkokula Erciş'te başladım. Yani Erciş'i. Erciş'te okula başlarken müzik dersinde öğrendiğimiz ilk türküde Ordu'nun dereleri olmuştu. Ama Ordu nerede bilmiyorduk. Şimdi bu güzel ülkede, dünyanın en güzel kenti, kadim kentte Van'da olmaktan son derece mutluyum. Van'da olmaktan. Dünya kadar sorun var biliyorum. Bütün sorunlarınızı biliyorum. Nelerin, kimlerin neler yaptığını da biliyorum. Ama benim bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye barışı getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimse asla ve asla ötekileştirilmeyecek.
Bu ülkede hiç kimse inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Büyük haksızlıklar yapıldığını da biliyorum. Demokrasinin ayaklar altına alındığını da biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Söz veriyorum çözeceğim. Tamamını çözeceğim. O kayyum denen garabet uygulamayı bizim tümüyle bitireceğiz. Arkadaşlar, yük çekmeyin. Gideceksiniz, sandıkta oy vereceksiniz. Bunu yapanları beraber emekli edeceğiz. Göndereceğiz. Daha bıkmadık mı ya? Katlaşmadan bıkmadık mı ya? Kavgadan bıkmadık mı ya? Yeter artık ya. Memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Nedir ayrılık ayrılık? Ayrılık ayrılık bize ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Biz beraber olacağız, beraber. Bu güzel ülkede beraber olacağız. Van Denizi'nde beraber olacağız. Ben Van Denizi dediğim zaman bir ara eleştirmişlerdi. Gölün adını bilmiyor diye. Ama benim Erciş'te okula başladığımı bilmiyorlardı. Buraya Van Denizi dedim. Van'ın ne kadar güzel olduğunu bilmez mi? Kadim bir kent olduğunu bilmez mi? Bazılarına söz verdim. Gelirken söz verdim. Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var. Onların tamamını görevlerine iade edeceğim. Tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur. Çünkü devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde kardeşlik olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde çocuklar yatağa aç girer. Adaletin olmadığı bir yerde milyonlar yoksul bir avuçla varsıl olur. O varsıllara ben beşli çeteler diyorum. Beşli çeteler. Sevgili Vanlılar, hiç meraklanmayın. O beşli çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler. Ben bunu bilmez miyim? Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Son kuruşuna kadar. Hiç endişe etmeyin. Sizden alınan, sizden çalınan paraların tamamını alacağım. Bu ülkeye geri getireceğim. En ufak bir endişeniz olmasın. Bu beşli çeteler diyorlar ki, acaba Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırırız? Acaba bunu nasıl bir daha aday yaptırmayız? Onları peşindeler. Onlar yandaşlarına güveniyorlar. Onlar paralarına güveniyorlar. Onlar saraylara güveniyorlar. Ben ise sadece ve sadece size güveniyorum. Halka güveniyorum. Milletime güveniyorum. Öğretmen evinde çalışan emekçiler var. Onlar aylıklarını doğru dürüst alamıyorlar. Onlar memur da değil, onlar taşeron işçisi de değil. Maalesef perişan vaziyetteler ve bunların sayıları Türkiye genelinde 20 bin. O 20 bin kardeşimiz de asla unutmasın. Hepsinin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağız. Hiç endişe etmeyin. Öğretmenler Cumhuriyeti 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Her okulda öğretmen olacak. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi yapacağız bunu. Başka bir haksızlık, KPSS'de yüksek puan alıp sözlüde elenenler var. Beyler beğenmiyorlar sözlüde elenenleri. Sözlü sınavı kaldıracağım. Kim kazandıysa atamasını yapacağız. Endişe etmeyin. Devlette liyakat ve devlette adalet. Bu olmazsa olmaz.
Efendim senin kimliğine bakıp seni sözsüze eleyeceğim. Senin inancına bakıp seni sözsüze eleyeceğim. Senin yaşam tarzına bakıp sözsüze eleyeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Onları da çözeceğim. Kaykalları da çözeceğim. Meraktan mı? Bu kardeşiniz bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. En ufak bir endişe duymayın. Adalet, adalet ve adalet olacak. Emine Şen Yaşar. Emine Şen Yaşar'a. Ya 8 savcı değişti. 8 savcı dava açmıyorlar. Korkularından dava açmıyorlar. Gittim. Gittim. Emine Şen Yaşar'la kucaklaştım. Ondan sonra 8 savcı değişti. 9. savcı davayı açtı. Ama bu kardeşiniz davaların her aşamasını izliyor. Adalet yerine gelinceye kadar. Ciddi bir yoksulluğun olduğunu da biliyorum. Yatağa aç giren çocukları biliyorum. Beslenme çantasına anne acaba ne koyacak diye derin derin düşündüğünü de biliyorum. Bütün bunları biliyorum. Annelere de sesleniyorum. Anneler çocuklarınızı okula gönderirken artık beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceksiniz. Çocuğunuz okula gidecek, arkadaşlarıyla beraber suyunu da içecek, sütünü de içecek, yemeğini de yiyecek, evine tok gelecek. Bütün çocuklar Türkiye genelinde okulda beslenecek. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca hiç geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadının banka hesabına mutlaka en az asgari ücret kadar bir para yatıracağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bir daha ifade ediyorum. Onlar gibi yapmayacağız asla. Kişinin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kadın gidecek bankadan, yoksul kadın gidecek bankadan, memur gibi, işçi gibi, emekli gibi aylığını çekecek ve çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Dolayısıyla bütün annelere de sesleniyorum. Meraklanmayın, sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak. En büyük güvenceniz. Ayrıca Van bölge itibariyle Ekrem Başkan da söyledi. Bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Ve bu bölgenin İran'la olan ilişkisi, İranlı turistlerin buraya gelmesi tek başına yetmiyor. Dünyanın her tarafından insanlar İran'a geldi. Van'a gelmeli, sadece İranlılar değil. Van'a gelmeli, Van'ı görmeli, tarihini görmeli, göllerini görmeli, ovalarını görmeli, yaylalarını görmeli ve en önemlisi güzel insanlarını görmeli, Van kahvaltısını yapabilmeli. Bu yapılacak, göreceksiniz. Bütün bu ovalar, bütün bu ovalar bereketli, bereketli ovalara dönüşecek. Göreceksiniz. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilecek. Hayvancılığı göreceksiniz. Sadece Orta Doğu'yu değil, Kafkasları da besleyecek büyük bir ekonomik potansiyele sahip burası. Bunu yapacağız. Hepsini yapacağız, göreceksiniz. Onlar beşli çetelere hizmet ettiler. Onlar yandaşlara hizmet ettiler. Ben vatandaşlara hizmet edeceğim. Size hizmet edeceğim. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Diyorlar ki, efendim çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Allah Allah. Çalıyor ama iş yapıyor. Yaptığı iş nasıl çaldığını gösteriyor. Biz öyle yapmayacağız. Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Van'dan sesleniyorum. Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sesleniyorum. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben bunu söylüyorum ya. Bekliyorum onlar da söylesinler. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz diye. Tık yok. Onlar söyleyemiyorlar.
Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini çok iyi biliyorum. Manhattan'da gideceksin, 35 katlı gökdelen yapacaksın. Amerika'da Muhammed Ali'nin kliğini satın, kliğin çiftliğini satın alacaksın. İngiltere'de, Chelsea'de lüks villalarda oturacaksın. Onları satın alacaksın. Tamamını getireceğim, tamamını. Tamamını söke söke alıp getireceğim. Söke söke alıp getireceğim. Efendim, hepinize erişten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek, adaleti sağlayacağız. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey. Hiç endişe etmeyin. Her şey. Bu taraftan tık yok yalnız. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Vallahi de billahi de bu ülkeye huzuru getireceğim. Vallahi de billahi de bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim. Ben saraylarda oturmaya alışkın birisi değil. Hayatım boyunca ne saray gördüm, ne saraylarda oturdum. Sarayda değil, Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğim. Orada oturacağım. Mütevazi bir yaşam sürdüreceğim. Sizler gibi olacağım. Halktan birisiyim zaten. Halktan birisi gibi yaşamaya da devam edeceğim. Hepinize enişten selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cumhurbaşkanı yardımcımız. Bir şey var. 2011'de deprem oldu. 2011'de. Ben o depremde buraya geldim. Bir gece de burada kaldım. Ertesi gün depremzedelerle buluştum. 12 yıl geçti. Hala 100'e yakın aile barakalarda oturuyor. Hala. Geçen hafta eşim geldi. O ailelerle görüştüm. Sitem ettiler haklı olarak. Neredeydiniz bugüne kadar? Söz veriyorum. Vanlılara söz veriyorum. Geleceğim. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim. O zaman onlardan helallik isteyeceğim. O zaman helallik isteyeceğim. Sağ olun, var olun diyorum. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Efendim, Vat Ticaret Odası Başkanımız Osman Bey buraya bir gelebilir misiniz lütfen? Vat Ticaret Odası Başkanımız. Vat Ticaret Odası'nın önceki başkanı Osman Çelik size günün anısına bu kelimeyi hediye etmek istiyor. Şimdi milletvekili adaylarımızı buraya davet ediyorum. Buyurun lütfen. Milletvekili adaylarımız gelsinler. Ve müziği biraz alabilir misiniz? Sayın Cumhurbaşkanım, Kıbrıs'ta beş parmak dağlarına çıkartan tankı gazimiz burada. Kendisini de hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Müziği açabiliriz arkadaşlar. Milletvekillerimiz gelsin, il başkanlarımız gelsin. Sayın Bakanım Erdoğan Toprak, Kadın Kolu Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nun çok sevgili eşleri Dilek İmamoğlu'nu da alacağız oraya. Sevgili Vanlılar,
14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! Teşekkürler sevgili bandılar. Hoşça kalın diyoruz. Hakkınızı helal edin. Milletvekillerimizi sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın canım hemşehrilerim, sevgili bandılar.